arkadaşlar, herkes tatil yaparken biz çalışmaya devam ediyoruz. Evet, millet tatil yapsın Kerem. Tatil bizim neyimize Kerem? Sanki Yağız, Nisa, Esra, Amerika mı olduk ki biz tatil yapıyoruz değil mi? Yatalım. Yani hadi bakalım o zaman biz çalışalım. Arkadaşlar hemen şöyle çokgenler konusunu hatırlayacak bir şekilde sorularımıza bakıyoruz. Yanda bir kenarının uzunluğu 16 santim olan karenin orta noktalarından ikişer ikişer birleştirilerek bir kare daha oluşturulmuş. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaçtır deniliyor bize. Evet, bir kenarı 16 ise şuralar 8'e 8, 8'e 8, 8'e 8, 8'e 8. Acaba ortadaki karenin alanı nedir? Emir Yakup, Zeynep, deseydi ki bize büyük karenin alanını bulun, ne yapacaktık Afra'cı? 16 çarpı 16'dan 256 diyecektik değil mi? Burada hemfikir miyiz? Karenin alanını almayı biliyoruz. Evet, devam edelim. Arkadaşlar, bakın şimdi, iyi izleyin. Şuradan bir çizgi çizsek, buradan da bir çizgi çizsek, şu parçayla bu parça, bu parçayla bu parça, bu parçayla bu parça, bununla da bu eşit mi olacak arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat ettiyseniz bizim ortada kalan alanımız Yağız, Kerem, Taha, Nisa tüm alanın Ali Emin, Emir Yakup yarısı mı oluyor? Evet. O zaman arkadaşlar bakın 256'nın yarısı 128'dir. Bu kadar basit. Tamam mıyız? Hı hı. Hadi alttakine bakalım. Yanda verilen ABCD dikdörtgeninde AB uzunluğu 14'müş, BC de 6'ymış. CF ise 4'müş, ED ise 5'miş. Arkadaşlar buna göre boyalı şeklin alanını sormuş. Şimdi dün de bahsetmiştim. Biz şu an şu şeklin alanını bilmiyoruz. İleride öğreteceğim. Bu bir yamuk. Yamuk bu. Kerem gülme. Yamuk diye bir cisim var. Ben uydurmadım. Var yani yamuk. Yamuğunu alanını öğretmedim. Peki öğretmediysem dünkü derste bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Bildiğimiz parçalara bölelim. Bu şekilde bulalım. Arkadaşlar buradan dikkat ederseniz bunu iki şekilde çözebiliriz. Bir, ne yapabilirim? Tamamını bulup şu kenarları çıkarabilirim. Doğru mu? Değil mi Esra? Tamamını bulurum Yağız. O küçük üçgenleri çıkarırım. Hadi öyle yapalım. Eğer tamamını isteseydi benden 6 çarpı 14'ten ne gelecekti? 14 çarpı 6'da 84 mi olurdu bu dikdörtgenin tamamı? İtirazı olan var mı? Yok. Peki şu küçük üçgen burası 6 ise burası da 6. 6 kere 5 30. Yarısı 15 mi? Burası da 6 kere 4 24. Yarısı 12 mi? Evet. Bunları topladık efendim. Ne yaptı? 27. Ben tamamından şu iki üçgeni çıkarırsam geriye ortadaki kalır. 27'yi çıkarıyorum. 7. Bir onluk verdiği için 7 oldu. 5, 57. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Nasıl yaptığımda? Tamamından şu iki üçgenin alanını çıkarttım. Dikdörtgenin alanını almayı biliyorum. Üçgen alanını da almayı biliyorum. Önce dikdörtgenin alanını aldım. Sonra o üçgenleri çıkarttım. Bu mantık yürütmeyi anladık mı? Peki başka nasıl yapabiliriz sizce? Fikri olan var mı bu konuda? Evet, bakın şimdi. Ali Emin, şöyle yapar mıyız? Zeynep Rüya, bak
şöyle şu üçgenle diğer üçgenin alanlarını toplarsak da ne olur Zeynep? Yine o alanı buluruz. Peki dikkat. Önce şunun alanını bulayım. Taha. Şuradan çizdim şöyle. Bir üçgen oluştu. AEF. AEF'nin tabanı lazım. Yüksekliği 6 biliyoruz. Dikkat. 5, 4 daha 9. O zaman buraya 5 mi kaldı? 14 olması için. Arkadaşlar bakın 6 kere 5 30. Yarısı 15. Bakın bunun alanı 15 oldu. Peki şu üçgenimizin alanına bakalım. Taban 14, şu yükseklik de aynı olduğu için 6. E o zaman buradan kaç gelecek arkadaşlar? 14 çarpı 6 değil de 2'ye böleceğimiz için 3. Ya da 7 kere 6, 42. Aa, toplayın bakayım 42 ile 15'i. Yine 57. İki yoldan da bunu yapabiliriz. Anladık mı acaba bu iki yolu? Pekala. Evet. Burada da arkadaşlar iki taneyi çıkartarak yapmış. Bakın ilk yaptığım yoldan yapmış. Ama ikinci yaptığım şekilde de yapılabilir bu değerli arkadaşlar. Evet, yazmak isteyenler yazsın. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Nisa Yağmur. Hocam ya ben yarın çekime gidebilirim de yarın derse katılmasam olur mu? Olur, kaydedeceğim. Hayırdır, neydi oynayacağım bu sefer? Hocam daha belli değil ama daha hani mesaj gelmedi. Ama hocam yeni dizi Kiracı diye bir şey başlıyormuş. Ne başlıyormuş? Kiracı diye hocam. Nerede? Hangi kanalda? Hocam Fox'ta diye biliyorum. Ben de sen bilmiyorum. Dizide ama daha başlayacak. Yaz filmi. Yaz dizisi. Yaz dizisi. Hadi bakalım. Hayırlısı. Teşekkürler hocam. Peki. Arkadaşlar haydi üçüncüyü size bırakıyorum. Kolay. Aynı mantıkla bakalım ilk kim buluyor? Evet efendim. Şunu size bırakıyorum. Aynı mantık geçerli. Bakalım ilk kim bulacak? Evet efendim. Evet efendim. Ne bulduk? Evet, haydi. Zeynep Rüya ve Emir Yakup gönderdi sadece. Haydi diğer arkadaşlar. Nasıl bir mantık uygulayabiliriz burada? Evet, Yağız. Ne yaparız mantık olarak? Bakın o üçgenler çıkarılmış. Beyaz yerin alanı isteniyor. Ali Emin, dikkat. Muhammed ve Ali Emin ikisi aynısını gönderdi. Ali Emin ne yaptın? Hocam söylediğiniz tam tersi değil mi?
Orada diyor ki bak dikdörtgenin beyaz renkli kısmı kalıp üçgenler kesilip atılıyor. Beyaz renkli üçgenler. Beyaz renkli üçgenler kesilip atılınca mavi. Üçgen yok ki orada. Ben de şaşırdım hocam. Biraz sanki tersi olmuş gibi. He? Değil mi? Evet, o yüzden iki cevabı da doğru kabul edebiliriz. Önce düşünelim, diyelim ki acaba bize burayı mı sordu? Yani şu beyaz yeri mi? Beyaz yeri sorsaydı ne yapardık? Arkadaşlar bakın burası 15, burası 7. Çarptığımızda 105 metre tamamının alanı. 105. Peki arkadaşlar bakın şu üçgen 6 kere 3 18 9 etti yarısı. Burası 6 kere 4 36 18 etti Esra burası. 3 kere 4 12 Afracı burası da 6 etti. O zaman bunu çıkarırsam bakın 18 9 9 daha 27 6 daha 33 çıkarırsam 72 kalır. Acaba amcalarımız bize neyi sormuş? Orayı sormuş herhalde. Evet, 72'yi sormuşlar değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi oldu mu? 33 diyenler diğerini buldular. O da doğru. Zeynep Rüya, anladın mı? Evet. Nisa, anladık mı? Kerem? Evet. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şöyle hemen soruları biraz yaklaştırayım, daha rahat görelim diye. Demiş ki, alanı kaçtır? Arkadaşlar, bir paralel kenarın alanını hatırlayalım. Nasıl buluyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk. 15 çarpı 12 ne eder? 10 tane olsa 150 idi, 2 15 daha 30 eder, 180 midir? Kolaymış bu. Kabul ediyorum. Bir kenarının uzunluğu 10 santim ve kenara ait yüksekliği 16 olan üçgenin alanı sorulmuş arkadaşlar. Yani kenarımız 10, yüksekliğimiz 16. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Yükseklikle kenarı çarpıp 2'ye bölüyorduk. 160 eder çarptığımızda 2'ye bölersek 80 mi oldu efendim? Peki, bunun alanı 72 ise KL kaçtır? Sen gönder. Evet, 72 olması için kaç olmalıdır? KL. Gönder gelsin. Herkes bunu yapabilir. Evet, KL ile 16'nın çarpımını 2'ye böldüğümüzde 72 ediyormuş. Haydi bakalım. Acaba KL kaç? Evet arkadaşlar, KL kaç? Zeynep dikkat et. Ha pardon, doğru. Aferin Zeynep, doğru. Ben yanlış görmüşüm. 8 gibi gördüm onu da. Aferin Zeynep. Haydi diğer arkadaşlar. Emir Yakup, aferin. Haydi diğer arkadaşlar. Çok kolay canım. Haydi diğer arkadaşlar. Kerem, Ali Emin. Ali Emin, çözemedin mi? Bakmadım. Bakın, KL'ye X dersek, X de 16'yı çarpıp 2'ye böldüğümüzde 72 ediyormuş. E Esra, 2'ye bölmezsek, o zaman 72 değil 144 eder. 16'yı kaçla çarparsak 144 eder? Zeynep Rüya, 9'da. Demek ki KL 9'muş arkadaşlar. Dikkat! Haydi bakalım, dördüncü sorumuz gelsin. Şöyle yukarı
çekeyim. Yandaki verilen şeklin alanı ne kadardır demiş. Arkadaşlar her bir kareyi bir olarak adlandıracağız. Yani burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 santim. Burası ise 6 santim. Bunun yüksekliği arkadaşlar 4 santim. Bunun yüksekliği 3 santim. Zaten bitti değil mi? Evet. Paralel kenarın alanını nasıl buluyoruz Yağız? 7 ile 4'ü çarpıyoruz değil mi? O zaman paralel kenarımız 28. Zeynep burası da 6 kere 3'ün yarısı olacak. O da 9. 28 ile 9'u topladığımızda da 37. Ben anlamadım diyen var mı acaba? Afra Ayce tamam mıyız? Tamamız hocam. Aynen o zaman. Beşinciyi de siz yapın bakalım. Ne kadar tamamız göreceğiz şimdi. Arkadaşlar BC uzunluğu da verilmiş bize. 16 bölü 5. AD de verilmiş. Bu üçgenin alanı isteniyor. Ne yapacağız? İkisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Hadi bakalım. Burada birazcık kesirleri de ne kadar anlamışsınız? Görmüş olacağız. Evet, acaba kim kesirleri anlamış? Yoksa soru çok kolay. Evet efendim. Bakalım bunu ilk kim yapıyor? Tekrar söylüyorum. BC ile AD'yi çarpacağız. Sonra 2'ye böleceğiz. Kuralımız buydu. Çarpın bakalım. Evet, Zeynep'ten geldi cevap. Ali Emin'den de geldi ama birisinin gönderdiği cevap 40 bölü 5 yani 8. Birisi de 2 diye göndermiş. Acaba hangisi? Emir Yakup da 3,7 gönderdi. Hadi bakalım o zaman. Şimdi değerli dostlar 16 bölü 5 ile çarpı 5 bölü 2 diyoruz. Sonra bunu da 2'ye böleceğiz. Niye? Formülümüzde 2'ye bölme var. Bakın 5'ler sadeleşti mi? Arkadaşlar 16'yı da 2'ye böldük. 8 mi oldu? 8 bölü 2 alanımız 4 oldu. 4 diyen var mıydı? Evet, Zeynep 8 demiş. 2'ye bölmeyi mi unuttun Zeynep? Evet, Zeynep öyle yapmış. Yani 2'ye bölmeyi unutmuş. Evet. Dikkat. Pekala. Anlaştık mı? Arkadaşlar niye kesirli görünce yapamadık soruyu? Üçgenin alanı belli. Aman dikkat. Hadi bunu da çözelim de. Tadelle sorumuz gelsin efendim. Buyurun bunu size bırakıyorum. Kareleri yine 1 santim olarak alıyorsunuz efendim. Haydi. Evet. Emir Yakup'tan geldi cevap. Zeynep de gönderdi. Acaba aynı mı gönderdiler? Evet. Ali Emin de göndermiş. Güzel. Esra, Taha, Yağız, Kerem, Zeynep, Rüya. Esra da gönderdik diyor. Evet. Haydi Kerem.
Arkadaşlar çok kolay bebek oyuncağı bir soru. Yakında bebek getireceğim çözmesi için. Şöyle koyacağım. Evet efendim, ne yapıyoruz? Bakın. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabanı 6. Çarpı yüksekliği 1, 2, 3, 4. Bölü 2. 24'ün yarısı 12. Bunun tabanı 3, 1, 2, 3, 4. Yüksekliği 4. 3 kere 4, 12. Yarısı 6. Topladınız 18. Doğru. Haydi bakalım. Şunu çözelim. Evet. Çevre uzunluğu verilmiş üçgenin alanı isteniyor. Çevreyi niye vermişler? BC'yi bulabilin diye, değil mi? Hadi bakalım. O zaman BC uzunluğumuz kaç oldu? Evet. Bakın size çevresini vermişler üçgenin ki BC uzunluğunu bulun. Bakalım ilk doğru cevap kimden geliyor? Aferin Emir Yakup. Bu aslında özel bir üçgendir. 8. sınıfta öğreteceğiz. 7, 24, 25 üçgenimiz. Zeynep Rüya dikkat et. BC uzunluğunu kaç buldun Zeynep Rüya? Bakın arkadaşlar çevre 56'ymış. Yağız, o zaman ne olacak? Yağız senin ekranı niye kapalı? Sen neredesin? Ben müsait. Evet, bakın burası 24 değil mi? Çünkü topladığımızda ne olacakmış Nisa Yağmur? Afra Hacı 56. Sonra ne yapacağız dik üçgende Zeynep? Bununla bunu çarpıp ikiye böleceğiz değil mi? Dik kenarları birbirine çarpıp ikiye böleceğiz. Ben direkt şunu ikiye böleyim 12. 12'ye de 7'yi çarptım. 84'tür. Peki arkadaşlar, geldik günün tadıyla sorusuna. Hazır mıyız? Şimdi Kerem sınıfa bir tane Rubik küp getiriyor. Rubik küpü biliyorsunuz değil mi? Rubik küp. Yapıyorlar yani. Hangisi? Ha, evet. Yapıyorlar, çeviriyorlar. Evet. Orada Rubik küp geliyor. Ali diyor ki ya diyor ben diyor bunun sadece diyor bir yüzünü yapabiliyorum. Veli diyor ki ben de çok uğraşıyorum ama iki yüzünü yapabiliyorum. Ali, Veli, üçüncüsü deli. Yok, değil, deli değil. Deli diye çocuk olmaz. Evet, ne olsun? Derya olsun, ona deyle başlıyor. O da diyor ki benim ablam diyor üç yüzünü yapabiliyor bunun diyor. Denk getiriyor. Allah Allah. Hocam birleşti. Bir başkası da isim söyleyelim ne olsun? Meltem olsun. Meltem de diyor ki benim diyor abim var, o da 400'ünü yapabiliyor. Orada arkadaşlar bekleyen bir tane ne olsun? Ahmet olsun. Ahmet de diyor ki vallahi diyor benim diyor babam diyor uğraşıyor 500'ünü ancak yapabiliyor. O bir şey mi diyor Esra? Ben diyor şıkmadan 600'ünü de diyor ne yapabiliyorum? Yapabiliyorum. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi sallıyor. Hangi arkadaş sallıyor? Çete ilk yazan kazanır. Bir tanesi sallıyor, doğru söylemiyor. Evet, ama kim? Ali değil. Esra. Okuyamıyorum ya. Ali, Veli, Derya. Bir daha tekrar eder misin? Ahmet, Esra. Hocam soruyu tekrar sorabilir misiniz? Sesiniz gidiyor. Bir bakar mısınız? Bakıyorum da bilen yok. Bilen bir kişi oldu. Pardon. Evet. Arkadaşlar, ben hepsini yazıyorum. Derya, Ahmet, Esra dedik.
Evet. Arkadaşlar ilk bilen Zeynep oldu. Zeynep. Hocam 500'ünü yaptıysa 6.'yı da yapması gerekiyor otomatik olarak. 500'ü yaptıysanız. Ya ben de Ahmet dedim ama yani. 6.'yı da yapmışsınızdır değil mi? Dikkat etmeniz gerekiyordu burada. Bir şaşırtmaca vardı. Evet, 500'ünü yapan zaten 600'ünü yapmıştır. Evet efendim. Haydi bakalım sorumuzla devam ediyoruz. Hocam o değil de ben küpün 400'ü olduğunu hatırlıyorum ya. 3 boyutlu düşün. Nasıl 400'ü? 600'ü var. Vallahi bilmiyorum hocam. Hocam ben de öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar bu paralel çarpımın alanı 360'sa bu bölge ne kadardır? Evet. Bu paralel kenarımızın alanı 360 ise yeşil yer kaçtır? Önce neyi bulacağız efendim? Yüksekliğini bulacağız. Acaba bu paralel kenarın yüksekliği kaç? Bakın burası 18 olduğuna göre bu paralel kenarın yüksekliği 20 midir? Doğru mu? Çünkü 18 çarpı 20 ne eder? 100, 360. Peki arkadaşlar o zaman şu üçgenin yüksekliği de 20 midir? Peki o üçgenin alanı kaçtır? 120 midir? 20 çarpı 12 bölü 2'den 120'dir. Bakın bu alan 120. Tamamı kaçtı? 360. Ben 360'dan 120'yi çıkarırsam yeşil yer kalmaz mı? Evet. O zaman buraya da 240 kaldı. Nasıl bulduğumu anladınız mı acaba? Ben anlamadım diyen var mı? Tekrar edeyim mi? Bakın arkadaşlar, bir paralel kenarın alanı neydi? Şu bir kenarıyla o kenara ait yüksekliğin çarpımı. Burası 18 ediyor. O zaman yüksekliğimiz 20 oluyor efendim. Yüksekliğimiz burada 20 ise Ali Emin, bu üçgenin yüksekliği de 20'dir. Aynı çünkü. Dolayısıyla bu üçgen alanı 120 çıktı. Tamamı 360 ise 120 buraya kaldıysa 240 da buraya kalmıştır değerli arkadaşlar. Devam edelim efendim. ABCD paralel kenarının alanı 128'miş. Buna göre BEC üçgeninin alanı ne kadardır? Arkadaşlar burada bir özellik var. Ben direkt size hemen onu vereyim. Bakın burası A, burası da H mı? Yükseklik. Paralel kenarın alanını nasıl buluyorduk? A çarpı H. Peki dikkat et. Emir, Afra Ece, bu üçgenin alanını nasıl buluyorum? Yine bu H, A çarpı H bölü 2. Dikkat ettiniz mi? Üçgenin alanı tamamının alanının neyi oluyor? Yarısı bölü 2 oluyor. Dolayısıyla bu 128 ise üçgenimiz 64 olacak. Nereden geldiğini görebildik mi? Evet. Dikkat edelim. Buyurun efendim. Şuna da bakalım. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Evet, 10 ve 11'e bakalım. Bakın, diyor ki bunun alanı 150'ymiş. Dikkat, burası 10 ise bunun tamamı o zaman 15 mi olmak zorunda? Evet, 4'ü buradaysa HB'ye kaç kaldı efendim? Ve 11, HB'yi sormuş. Peki, bunu siz yapın. Bu paralel kenarın çevre uzunluğu 90'mış. Buna göre alanı kaçtır? Unutmayın burası 20 ise burası da mı 20? 40 etti.
Demek ki buralar kaça kaç? 25'e 25 mi efendim? Değil mi? E, alanını bulmamızı istemiş. Bakın yüksekliği biliyorum. 25'e ait yükseklik. O zaman ne yaparım? 25 ile 14'ü çarparım ve alanımı bulurum. Arkadaşlar 10 tane olsaydı 250. 4 tanesi de 100 eder. Alanımız ne olur? 350 olur değerli arkadaşlar. Evet, böylelikle paralel kenarları da bitirdik. Şunları size bırakıyorum. Bunları da siz çözün. Arkadaşlar burası öde. 292 öde. Yarına kadar 292'yi sadece resmini istiyorum. Tamam mı? 292 öde. Sadece buranın resmini istiyorum sizden. Yarın kısaca bunlara bakıp fen dersimizi yapmış olacağız. Haftaya da artık çember diyeceğiz. Bu arada Dicle'den ödev atmıştım. Biz Zeynep Rüya'nın sıkıntısı vardı, onu çözeceğiz. Diğer arkadaşlar yaptılar mı? Evet. Arkadaşlar yaptım. Onların sonuçlarını velilere atacağım. Dolayısıyla herkes cuma gününe kadar doldursun. Oradaki sonuçları çünkü velilerimizle paylaşacağım. Ben dolduramıyorum. Bakın bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hocam. Efendim. Bu siz kitaptan